Herkese merhabalar. 10. sınıfa hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Gerçekten 9. sınıf gibi zor bir seneyi bitirdiniz. Yaz tatilinde dinlendiniz ve şimdi artık 10. sınıf geliyor. Yaz tatilimiz de yavaş yavaş bitiyor ama 10. sınıfta da yepyeni başarılara, yepyeni güzelliklere, yepyeni bilgilere ulaşacağız. Dolayısıyla hoş geldiniz diyoruz. Sizlerden gelen yorumlar çok çok değerli ve bu yorumların hepsini cevaplamak istiyoruz. Zaten sene boyunca kanalımıza atacağınız her yorum biz okuyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince onları cevaplamaya, onlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Tolga sabırsızlıkla ve heyecanla yeni sınıfı bekliyoruz demiş. Efe mahvolduk demiş. Hayır Efe'cim, hiç mahvolmadık. 10. sınıfta şu matematik neden olmuyor? Herkesin yapabileceği bir ders değil, korkuyorum demiş. Evet, matematik gerçekten benim de lise yıllarında nefret ettiğim bir dersi. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Belli bir seviyede matematiği öğrendikten sonra üniversite sınavında eşit ağırlıklı ya da sözeli seçerek, bilhassa da sözeli seçerek çok iyi bölümlere girebilirsiniz. Matematiği çok iyi bilmeden de Türkiye'de çok iyi üniversiteleri kazanabilirsiniz. Fakat şu çok önemli. Matematikle ilgili temelde bir eksikliğiniz varsa, yani 6'da, 7'de, 8'den kaynaklanan bir eksiklik varsa onun üzerine gitmeniz sizi gerçekten rahatlatacaktır. Çünkü esas 10. sınıf matematikte yepyeni ağır konular öğrenilse bile üniversite sınavı geldiğinde, yani TYT, AYT geldiğinde 9, 10, 11, 12 konuları çıkıyor ya. Burada esas da TYT'nin içerisinde ortaokul temelli sorular bile gelebiliyor. Dolayısıyla sizler belli bir matematik netine ulaşmak için, üniversite sınavı için sadece o temel konuları hatırlamanız yeterli olacak. Ama gerçekten de matematiği sevmeyen öğrencilerimize hiç üzülmeyin. Matematiği de çok güzel bir şekilde sizlere temelden anlatacağız. Ve şimdiden temel matematiğe yönelik 10. sınıfta sizlere özel videolarımız olacak. İlker Göleç demiş ki 10. sınıf tavsiyeler videosu gelsin. Evet, rehberlik videolarımızda da sizin yanında olacağız. Bu süreç önemli bir süreç. LGS'den sonra 9 bitti. 10 başlıyor şimdi ve ardından 11, 12 ve YKS gelecek. Çok değerli bir sınav. Çünkü istediğimiz bölümü kazanmamızı sağlayacak olan üniversite sınavı, yani mesleğimizi belirleyecek olan üniversite sınavına gireceğiz. Bu sene üniversite sınavı yapıldı ve 2022 TYT AYT sonrasında birçok öğrenci şunu gördü ki çalışan kazanıyor, elması kızarıyor, karşılığını alıyor. Ama bazı öğrenciler daha iyi çalıştıkları için hayallerine daha çok yaklaştılar. Bazıları ise birazcık gerilerine kaldı hayallerinin. Mesela örnek veriyorum, bu sene yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilişim gibi bölümler tahmin edilenden çok daha fazla arttı. Yani eskiden 20 bininin girdiği yere bu sene 10 bininci girebildi. Veyahut da eskiden 30 bininin girdiği yere bu sene 15 bininci girebildi. Bayağı sıralamalar oynadı. Bu şunu gösteriyor. İnsanlar artık istedikleri bölümler için daha fazla gayret gösteriyorlar, daha fazla çalışıyorlar. O zaman bizler de şimdiden vitesimizi yükseltmeliyiz. 10. sınıftan itibaren güzel bir çalışma temposu içerisine girmeliyiz. Peki nasıl yapacağız? Onu da birazdan söyleyeceğim. Emir Yüzer demiş ki hocam sorular çok zaman alıyor. Bununla ilgili rehberlik gelir mi? Yeni sınıfımda nasıl yapacağım demiş. Mi'yi ayrı yazıyoruz ve tabii ki yeni sınıfınızda da size süper rehberlik videolarımız gelecek. Şimdi arkadaşlar, sürecimizi anlattık. Sürecimiz esasa belli. Yani adamlar Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarından sorular hazırlıyorlar. ÖSYM soruları hazırlıyor. Ardından da bir cumartesi pazar sizlere üniversite sınavı yapıyorlar ve ardından da hayatınızdaki önemli aşamalardan birini tamamlamış oluyorsunuz. Peki hocam ne yapmamız lazım? Bunu bir pasta olarak düşünün. Şöyle büyük bir pasta olsa siz bu pastayı bir anda bir seferde bitiremezsiniz. Ben size desem ki bu pasta yarım saat içinde bitecek desem bitiremezsiniz. Midenize bulanır, yediğinizde affedersiniz geri istifra edersiniz. Yani bu olmadı dersiniz. Ama bu pastayı dilim dilim yavaş yavaş yerseniz hem lezzet alırsınız hem de pastayı bitirirsiniz. İşte bu süreç böyle bir süreç. Yani 9. sınıftaki eksiklerimizi kapatırsak 10. sınıftan itibaren TYT ve AYT yönelik ciddi ciddi yavaş yavaş temelden çalışmalarımızı yaparsak 11 ve 12'de de aynı tempoyu korursak bu pastayı dilim dilim bitirmiş ve üniversite sınavında hayallerimize kavuşmuş oluyoruz. Ama hepsini son sınıfa bırakırsak ya hedefimizi küçültüyoruz. Ya ben artık yazılım olmuyor ama işte bilmiyorum şu bölüm istiyorum, işte bu bölüm istiyorum diye vites küçültüyoruz. Hayallerimizi küçültüyoruz ya da yeniden sınava hazırlanmak zorunda kalıyoruz. Buna benzer sıkıntıları yaşamak istemiyorsak şimdiden pastayı dilim dilim yemeye başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Peki 10. sınıf kanalında bizler ne yapacağız? Tamamen ama tamamen hem okul derslerine hem de ÖSYM'ye göre hareket edeceğiz. Yani zaten okul yazılarımız da bu kazanımlardan hazırlanıyor. ÖSYM'nin soruları da, yani TYT, AYT soruları da buradan hazırlanıyor. Dolayısıyla bizler videolarımızı anlatırken size diyeceğiz ki arkadaşlar bakın bu yazılıda çıkar ve aynı zamanda üniversiteden çıkar. Üniversiteden çıkar, dolayısıyla hocanıza yazılıda sorabilir diyeceğiz. Böylece hem yazılarınızda hem de üniversite sınavında en yüksek bilgiye, en yüksek başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Detaylı konu anlatımlar olacak. ÖSYM tarzı soru çözümleri olacak. Hocam 10. sınıfız. Hayır. 10. sınıfta olsak şimdiden adım adım başlıyoruz arkadaşlar. Yazılı yazılık videoları, shortslar ve haftalık rehberliklerle sizlerin peşini bırakmayacağız. Başarılı olmanız için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Burada sizin için de planlama önemli. Yani kısa, orta, uzun vadeli planlar önemli. Uzun vadeli planınız üniversite sınavında kazanmak istediğiniz bölümle alakalı olur. Yani 3 yıl sonra kendimi bu üniversitede görmek istiyorum demeniz gerekiyor. Çünkü daha yeni sınav sonuçları açıklandı. Tam 3 yıl sonra sizler de hangi üniversitede olduğunuzu göreceksiniz. Bakacaksınız, aa burayı kazanmışım. Orta vadede de
bu sene yapmanız gerekenleri söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu sene mutlaka 10. sınıfta takdir almalıyım diyeceksiniz. Ve TET'ye yönelik şu 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 kitapları bitirmeliyim diyeceksiniz. Mesela işte bizim paragrafik kitaplarımız var, paradoks paragraf kitaplarımız var, paragrafik kitaplarımız var. Bunlar şimdiden sizlere üniversite sınavına yönelik çok ciddi hazırlık yapmanızı sağlıyor. Buradaki sorular üniversite sınavında biraz daha ötesinde. Yani böyle uzun uzun sorular soruyoruz ki gerçek sınavda çıkandan daha farklı uzunlukta soruyu çözdüğünüzde gerçek sınavda rahat edin diye. Son derece seviye üstü kitaplar. Paragrafik, paradoks paragraf, paragrafik. Bunların her biri TET için şimdiden hazırlık yapmanız gereken, çözmeniz gereken kitaplar. Okulunuza yönelik de tabii ki orta vadede eğer sözelciyseniz sözel setimizden, sayısalcıysanız sayısal setimizden de faydalanmanızı isteyeceğiz. Burada kitaplar da yine hem 10. sınıfa hem de üniversite sınavına göre hazırlanmış kitaplar. Hemen şöyle bir tanesini örnek olarak göstermek istiyorum. Mesela 0'dan 10'a coğrafyada solda konu anlatımı, sağda soru. Solda konu anlatımı, sağda soru var ve aynı zamanda buradaki soruların da hem çözümleri hem de konu anlatımları direkt ÖSYM standartlarına göre hazırlanmış. Yani sınavda ne çıkacak okul yazılınıza ve üniversite sınavından çıkacak onlara göre hazırlanmış. Sözel sette tarih, coğrafya ve edebiyat var. Sayısal sette de matematik, fizik, kimya, biyoloji var. Bunlar sıfırdan setler arkadaşlar konu anlatımı için. Peki bizler ne yapmamız lazım? Orta vadede bu kitap hedeflerimizi bitireceğimiz kitapları belirlememiz lazım. Kısa vadede ise bu ay ne yapacağım? Yani Eylül ayında ben ne yapacağım? Eylül ayında benim çözmem gereken sorular nedir şeklinde kendinize hedef belirlemeniz lazım. Bakın arkadaşlar üniversite sınavı bir soru. Açıyorsunuz bakıyorsunuz. Böyle sorular geliyor. Yani senin burada çözdüğün soruyla bak bu soruyla bu soru aynı olabiliyor. Yani senin burada yaptığın bir çalışma sınavda karşına çıkıp senin hayallerindeki üniversiteye girmeni sağlayabiliyor. Dolayısıyla bizler 10. sınıftan itibaren kondisyonumuzu artıracağız. Şöyle düşünün. İleride eğer çok başarılı bir sporcu olmak istiyorsanız evde yaptığınız küçük bir sınavın bile çok değeri var. Yediğiniz bir yemeğe dikkat etmenin bile çok değeri var. İşte sizler de şu andan itibaren yapacağınız her bir çalışma ileride gireceğiniz üniversite sınavı için çok çok değerli olacak. Her ay sizlere özel programlarımız olacak. Lütfen kanalımıza abone olun. 9 sınıf aboneliğinden de çıkmayın. Bildirimleri kapatabilirsiniz ama orada yine bizi desteklemeye devam edebilirsiniz. Bizler sizin yorumlarınız, sizlerin beğenileriniz ve sizlerin kanalımıza abone olmanız sayesinde enerjimizi yüksek tutuyoruz ve sizlere video atmaktan hoşlanıyoruz arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi 0'dan 10'a sözel set ve sayısal seti Tonguç Kırtasiyelerinden ya da açıklamadaki linklerden, Tonguç Mağazadan ulaşabilirsiniz. 0'dan 10'a sözel sette kitapları bir kez daha göstermek istiyorum. 0'dan 10'a tarih, 0'dan 10'a Türk Dil Edebiyatı ve coğrafya. Gerçekten de efsanevi kitaplar. Neden? Çünkü solda konu sağda soruyu anlatırken öğrencilerin sıkılmayacağı şekilde ve özel kavramları da göstererek sizlere tarih dersinde, coğrafya dersinde veyahut da edebiyat dersinde, sözel derslerde çok ciddi faydası oluyor. Edebiyat dersi de yine aynı şekilde konular tam da yazılarınıza çıkacak şekliyle ve ileride de üniversite sınavlarında sizin işinize yarayacak şekliyle anlatıldı. Sadece bununla alakalı soruları oldu. Sayısal kitaplarımıza da bakalım ve böylece videomuzu bitirelim arkadaşlar. Sayısal kitaplarımız biraz daha kalın gördüğünüz gibi sayısalda böyle bir sıkıntı var. Sayısal kitaplarımıza baktığımızda fizik kitabımız 0'dan 10'a fizik, 0'dan 10'a biyoloji, 0'dan 10'a kimya ve 0'dan 10'a matematik kitabı var. Burada yine aynı mantık. Sol tarafta konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru ve konuları küçük küçük lokmalara böldük. Yani uzun uzun konu anlatımlarından sonra bir sürü test yerine küçük konu anlatımı hemen ardından bununla alakalı soru. Küçük bir konu anlatımı hemen ardından bununla alakalı soru şeklinde yapalım dedik. Hem matematikte, hem kimyada, hem biyolojide, hem de fizikte sizler için en iyisini hazırlamaya çalıştık. Böylece sizler okul derslerinizi videolarla bizden destekli bir şekilde dinlediğinizde okulda tabi hocalarınızı dinleyeceksiniz. Sonrasında videolarımızı izlediğinizde ve ardından bu kitaplarımızdan çalışmalarınızı güzel güzel yaptığınızda hem 10. sınıfta hem de ileride gireceğiniz sınavlarda çok büyük bir başarıya ulaşacaksınız diyoruz inşallah. Hemen videomuzu bitirelim ödüllü sorumuzla. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen kendinize güvenin, bizlere inanın. Çok güzel başarılar hepimizi bekliyor. Hadi bakalım görüşmek üzere.